Benim çok eskiden çektiğim bir tane FPS videosu vardı 2021 güncel diye atmıştım fakat üzerinden 2 yıl geçti o video da çok eskidi ve şimdi tekrardan güncel FPS videosunu sizlere göstermek istiyorum arkadaşlar. Bu oyun sanırım konsol tabanlı bir oyun olduğu için 60 FPS'e sabitliyor. İlk önce sizlere yaşanan sorunu göstereceğim. Daha sonrasında bugün gelen yeni update ile birlikte yaşadığınız yine 60 FPS'e kilitlenme sorununu hep birlikte çözeceğiz. İlk önce bu şekilde Steam'i açıyorsunuz, ayarlara giriyorsunuz ve buradan oyun içinden FPS sayacınızı açın ki FPS'inizin kaç olduğunu Olduğunu sizler sizlerde öğrenin arkadaşlar. Burada ben sol üstü atadım ve ayarlarımı ilk haline kadar getirdim. Sizlere de nasıl olduğunu göstermek istiyorum ve oyunu açıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar oyunum açıldı tekrardan ve sol üstü 60 FPS'te yerim sabit bir şekilde duruyor. Benim 144 Hz'lik bir monitörüm var. Neden bu oyunu 60 FPS'te oynayayım? Hemen şimdi çıkıyoruz ve bu ayarları tekrar sizlerle birlikte yapıyoruz. Alt F4'ümüzü çektik. Bu Steam'le alakalı şeyleri de kapattık ve sol aşağıdaki Windows arama çubuğuna %local app data diye yazıyorsunuz zaten bir dosya kulörü çıkıyor ve bunu enter yaptık. Buradan Dead by Daylight'e giriyorsunuz, Save'de giriyorsunuz, Config'e giriyorsunuz ve burada Windows No editörde normal şartlarda yapmıştık. Fakat bugün gelen update ile birlikte artık Windows Silent'ın üzerinde yapmamız lazım. Önceden yapmış olan arkadaşların ne yapacağına geleceğim. Buradan Windows Silent'a tıklıyorsunuz ve buradan yine Engine dosyasını açıyorsunuz. Şimdi Engine dosyasını açtıktan sonra en aşağıya doğru iniyorsunuz ve sizlere açıklamada bıraktığım bir kod var. O kodu da ben şimdi hemen yandan kopyaladım ve buraya bir bir satır boşluk bırakacak şekilde şu şekilde giriyorum ve ardından enter yapıp kaydet yapıp çıkıyorum. Aşağıda açıklamada dediğim gibi bu var zaten. Buradan tekrardan game user settings'e giriyorum ve ctrl yapıp arama çubuğuna b 100 yazıyorum ki buradaki aradığım şeyi daha rahat bulabileyim. Gördüğünüz gibi bana pikledi zaten. b 100 vs Buradaki true yazısını yani vs kapatmak istiyoruz ve küçük harflerle false yazıyoruz. Daha sonrasında bunu yine kapatırken kaydedip kapatıyoruz. Şimdi tekrardan oyunumuza gireceğiz. Ve gördüğünüz gibi arkadaşlar arkadaşlar lobby ekranına girdik ve 120 FPS'e artık ulaşabilmiş oluyoruz. Yine merak eden arkadaşlar için bu videolarda çok çok soruyorsunuz çünkü grafik ayarlarımı da bu şekilde göstermek istiyorum. Ben oyunu bu şekilde kullanıyorum ve 120 FPS'e az önce söylediğim şeyleri yaparak ulaşmanız çok rahat bir şekilde mümkün. Şimdi gelelim ikinci bir soruna. İkinci bir sorun da bugün gelen update ile alakalı. Aslında buna bu videoda yer vermek istemiyordum çünkü sadece buradaki şeyleri yaparak ilk madde uygulayarak zaten yapabiliyorsunuz ama ayarlarınız kayıtlı bir şekilde oraya gitsin. Daha öncesinde bu Windows o ayarlarını yapmış olan arkadaşlarımızın yapacağı şeyler de çok basit. Game User Settings'e sağ tıkladım, elim CTRL'e basılık Engine'e tıkladım ve bu ikisini sağ tık kopyala diyorum arkadaşlar. Daha sonrasında bir adım geriye dönüp Windows Silent'a girip buraya tekrardan Ctrl e V veya, veya sağ tıklayıp yapıştır derseniz yani önceki ayarlarınızı, buradaki ayarlarınızı yeni gelmiş olan Windows Silent'ın içine kopyalayıp yapıştırmış olmanız gerekiyor ve bu şekilde eski ayarlarınıza tekrardan kavuşabilmiş olacaksınız. Dead by Daylight getirdiği bu son yamada bütün bütün ayarları Windows No Editor'dan Windows Silent'tan çekmeye başladı. Aslında buradaki ayarların hiçbirinden sanırım buradan bir şey çekmiyor. Tamamen hepsini buradan çekmesinden kaynaklı. Ve yine hiç oyuna girmeden bu sorunla karşılaşmamak için önceden yapmak isteyen arkadaşlara da şu yere yapmak istiyorum. Windows Silent oyunu hiç daha açmadıysanız güncellemeden önce sizde klasör olarak bulunmayacak. Oyuna bir kez girin çıkın bu klasörün buraya geldiğini göreceksiniz. Daha fazla herhangi bir sorunu olan falan varsa arkadaşlar mutlaka yorumlara yazabilirsiniz. Ayrıca kanalda yine benim Nvidia ayarları ve reşit kurma ile alakalı bir videom daha var. O konuyla alakalı renk skalası ile alakalı sorunlar yaşıyorsanız onu güzelleştirmek oyunu benimki gibi az önceki lobby ekranı gibi net bir şekilde görmek istiyorsanız da aşağı yine açıklamasını bıraktım. video renk ayarları videoma bakarak da o sorunlarınızı da giderebilirsiniz. Umarım herkese yardımcı olabilmişimdir ve net bir şekilde anlamanızı sağlayabilmişimdir. Bir sonraki videolara görüşmek üzere hoşçakalın. Bay bay. Check this.